Size bu videomda Sultan Abdülaziz'in hayatını anlatacağım. Sultan Abdülaziz doğum tarihi 8 Şubat 1830, ölüm tarihi 4 Haziran 1876, 32. Osmanlı Padişahı ve 97. İslam Halifesidir. 2. Mahmud ve Pertevin Niyal Valide Sultan'ın oğludur, Abdülmecid'in kardeşidir. Abdülaziz 25 Haziran 1861 tarihinde kardeşinin ölümü üzerine 31 yaşındayken tahta geçmiştir. Tahttan indirilip öldürülen son padişahtır. Saltanatı. Güreş, cirit, av ve bilek güreşi sporlarına meraklı olan padişahın tahta kaldığı sürece en çok üzerinde çalıştığı konu Osmanlı donanmasının modernizasyonu idi. Bu nedenle o dönemlerde Avrupa devletlerinden alınan kredilerin çoğu bu konuda harcandı. Sayısı gün geçtikçe artan Osmanlı ordusunun askerlerine yetecek dönemin son model top ve tüfeklerin de sağlanması Abdülaziz döneminde gerçekleşmiştir. Hükümdarlığı süreci sık sık ülke içi ve ülke dışı temaslarda bulunmuş, geziler düzenlemiştir. 1. Selim'den sonra Mısır'ı ziyaret eden ilk ve tek Osmanlı padişahıdır. Eyaletlerin yanı sıra Batı Avrupa'da ziyaretler yapan ilk ve tek padişahtır. 1867 yılında Paris'te açılan büyük bir sanat sergisine 3. Napolyon'un daveti üzerine katıldı. Sergiden sonra imparator ile temaslarda bulunmuş, İngiltere, Belçika, Almanya, Avusturya, Macaristan imparatorluğu gezilerinden sonra da geri dönmüştür. Ayrıca Richard Wagner'in Beyrut operasyonuna maddi yardımda bulunmuş ve davet edilmiştir. Seyahatlerinde İngiltere Kraliçesi Victoria, Belçika Kralı 2. Leopold, Prusya Kralı 1. Wilhelm, Avusturya, Macaristan İmparatoru François Joseph ve Romanya Prensi 1. Karol ile görüşmüştür. Osmanlı'da Abdülaziz döneminde Batı ile iyi ilişkiler kurulmasına özellikle dikkat edildi. Tanzimat Fermanı ile Osmanlı'nın girdiği batılaşma süreci bu dönemde de devam etti. Ülke genelinde yeni vilayetler ilan edildi ve İstanbul Üniversitesi Fransız eğitim sistemi örnek alınarak tekrar düzenlendi. Doğu Ekspres bir durağı olan Sirkeci Garı'nın temelleri Abdülaziz döneminde atılmıştır. Abdülaziz'in 15 senelik hükümdarlığı boyunca yaptığı bazı yenilikler şunlardır. İlk kez posta pulu basıldı 1863. Bankı Osmani Şahane açıldı 1863. Osmanlı donanmasına ilk zırhlı savaş gemisi katıldı 1864. Vilayet nizamnamesi ile yeni idari yapı ve bunun uygulanmasıyla vilayet meclisleri oluşturuldu 1864. Mektebi Sanayi, Sanayi Okulu açıldı 1865. Darülfünun İstanbul Üniversitesi faaliyete geçti 1868. Mektebi Sultani yani Galatasaray Lisesi açıldı 1868. Divanı Ahkam-ı Adliye Yargıtay kuruldu 1868. Şurayı Devlet Danıştay kuruldu 1868. Mecelle yayınlandı 1869. Darül Muayyulamat yani Kız Öğretmen Okulu açıldı 1870. Belediyeye bağlı ilk modern itfaiye teşkilatı kuruldu 1871. Darüşşafaka açıldı 1873. Mektebi Madin Madem Mektebi açıldı 1874. Döneminde yaşanan önemli olaylardan bir kısmı ise Rusya ve Avrupa devletlerinin kışkırttığı Balkan isyanlarıdır. 1861-64 yılları arasındaki Karadağ isyanı 2. Karadağ Harekatı ile bastırılmasına rağmen Karadağ sorunu büyümeye devam etti. 1861-66 yılları arasındaki Eflak-Boğdan olayları Birleşik Romanya'nın doğuşunu ve bağımsızlık mücadelesini hızlandırdı. 1862-67 yılları arasındaki Sırbistan olayları ise Türk askerlerinin Sırbistan'daki kalelerden çekilmesiyle sonuçlandı. 1866-68 arasında Girit ayaklanması, Sadrazam Mehmet Emin Ali Paşa'nın hazırladığı Girit Nizamnamesi ile çözümlenmeye çalıştırıldıysa da
Girit'in kaybına giden olaylar dizisi baş olmuş oldu. Hidibilik'le yönetilen Mısır'ın özerklik haklarının genişletmesi bu eyaletin 1882'de kesin olarak kaybına yol açan Mısır'ın borç sorununun ortaya çıkmasına başlangıç teşkil etti. Abdülaziz hükümdarlığının son yılları ise 1875-76 yılındaki Hersek isyanı ile 1867'de başlayan ve 76'da iyice yayılan Bulgar isyanları ile mücadele ederek geçti. 30 Mayıs 1876 darbesiyle tahttan indirildi, gözaltında bulundurulduğu Feriye Sarayı'nda 4 Haziran 1876 tarihinde bilekleri kesilmiş olarak ölü bulundu. Ölümü hep tartışma konusu olmuştur. Resmi tarih olarak intihar ettiği yazılsa da özellikle son yıllarda öldürüldüğüne dair iddialar daha da artmıştır. Bahattin Öztuncay'ın hazırladığı ve Aygaz tarafından yayımlanan Hatır-ı Uhuvvet Potre fotoğraflarının cazibesi 1846-1950 adlı kitapta ilk kez yayınlanan bir resimde Abdülaziz'in tahttan indirildikten sonra ve ölmeden önce çekilmiş son fotoğrafı yer almaktadır. Bu resimde saray hizmetçileri laubali bir şekilde padişaha dirsek dayamış, padişah ise eski bir üst baş ve etrafa öfkeyle bakan gözlerle görülmektedir. Şahsiyeti ve ilgi alanları. Sultan Abdülaziz ilk başlarda batılı yanı olmayan bir padişahtı. Tahta çıktıktan sonra saray bando ve orkestralarını kaldırmış, yerine klasik Türk müziği saz takımını getirmiş, tiyatro yerine orta oyununu seyretmiştir. 1867 yıllarında Avrupa seyahatinden döndükten sonra batıya karşı fikirleri değişmiştir. Avrupa'nın gelişmişliği kendisini cezbetti ve köşkler, saraylar yaptırarak batıyı taklit etmeye çalıştı ve saray bando ve orkestralarını tekrar kurdurdu. Başlangıçta tasarruf tedbirleri almış ancak zamanla israfa meyletmiştir. Abdülaziz iyi bir bestekar, lavta ve neyi çok iyi çalardı. Resim yapardı ve aynı zamanda hattattı. Dindar olup her sabah Kur'an okurdu ve alafranlığı dinsizlik sayardı. Sultan Abdülaziz'in ailesi. Eşleri. Durinev Kadın Efendi, Baş Kadın Efendi 15 Mart 1835-1892 4 Aralık. Hayran Dil Kadın Efendi, 2. Kadın Efendi 2 Kasım 1846-26 Kasım 1898. Eda Dil Kadın Efendi, 2. Kadın Efendi 25 Temmuz 1845-12 Aralık 1875. Neşerek Kadın Efendi, 3. Kadın Efendi 1 Nisan 1848-11 Haziran 1876. Gevheri Kadın Efendi, 4. Kadın Efendi, 8 Temmuz 1856-20 Eylül 1894. Gözdeler. Çeşmidil Hanımefendi, ilk gözde, Yıldız Gözde, 24 Mart 1860-29 Eylül 1895 ve Mihrişah. Erkek çocukları. Yusuf İzzettin Efendi, 10 Ekim 1857-1 Şubat 1916. Mahmut Celalettin Efendi, 16 Kasım 1862-1 Eylül 1888. Mehmet Selim Efendi, 28 Eylül 1866-21 Ekim 1867. Abdülmecit Efendi, 30 Mayıs 1868-23 Ağustos 1949. Mehmet Şevket Efendi, 5 Haziran 1872-22 Ekim 1899. Mehmet Seyfettin Efendi, 21 Eylül 1874-19 Ekim 1924. Kız çocukları. Nazime Sultan 14 Şubat 1866 1947. Esma Sultan 21 Mart 1873 7 Mayıs 1899. Emine Sultan 24 Ağustos 1874 29 Ocak 1920. Saliha Sultan 9 Ağustos 1862 1942. Emine Sultan 30 Kasım 1866 23 Ocak 1867. Fatıma Sultan 1874-1875. Münire Sultan 1877. Arkadaşlar, videomu beğendiyseniz beğenmeyi, bu tarz videoların devamını takip etmek için abone olmayı ve zili açmayı unutmayalım.